Afacanlar İş Başa Düştü filminin galası geçen salı akşamı yapıldı. Saatiye Alışık yapımcılığını üstlendiği filmin galasına annesi ünlü sinema sanatçısı Sibel Turnagöl'le beraber katıldı. Emirhan'dan güvenlik müdürü Sedat Bey'e. Baba orada mısın? Arkadaşlar aşağıda H-I-Z-I-Z-R'ler var. Hızırız ne ya? Hırsız diyorum, hırsız. Evet. Merhaba, teşekkür ederiz. Aynen, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yapımcılığınız üstlendi. Evet. Size ne söyleyeceksiniz? Ya benim için çok müthiş, heyecanlı ve gurur verici bir gün. Sadri'nin ilk kez yapımcılığını yaptığı sinema filmini izleyeceğim. Bu onlar için bir adımdı, Sadri için bir adımdı. Arkadaşlarıyla beraber böyle bir karar verdiler. Çok mutluyum. Eminim ki başarılı çalışmalara imza atacaklar. Sadece tiyatroda da bu anlamda kendini oldukça başarıyla kanıtladı. Amadeus, Timsah Ateşi vesaire özellikle seçerek yaptığı oyunlardandı. Dolayısıyla sinemada da aynı güzellikleri oğlumdan bekliyorum. Sibel Turnagöl sahne tozunu yutan biri olarak oğluna çok güvendiğini anlattı. Bir anne olarak ve oyuncu olarak en büyük hayalimdi Sadri'nin yapımcılığını görmek. O konuda oldukça da Sadri'yi zorlamışımdır. Zaten o da sinemanın içinde, oyuncularla, senaryoların içinde büyüdü. Dolayısıyla o da sahne tozunu yutanlardan olduğu için ona çok güveniyorum. Filmi pandemi öncesi çektiklerini söyleyen Sadri Alışık, yapımcılığa devam edeceğini açıkladı. Galiba. Evet, çocuk oyuncuları gördük, büyümüşler şimdi oradan. Pandemiden önce çektik, yani pandeminin tam olduğu dönemler vizyona sokacaktık ama tabii pandemi olduğu için planları değiştirmek zorunda kaldık. Bu döneme kısmet oldu. Güzel bir aile komedisi, bir çocuk filmi. Güzel hayallerle giriştiğimiz bir iş. İnşallah hem sömestrede de keyifli bir, çocuklara da eğlenceli zamanlar geçirtiriz. Tüm oyuncu ekibinin, emeği geçen herkesin eline emeğine sağlık. Yapımcılıktaki hedefleriniz neler peki? Yani şöyle, tabii annemin dediği gibi bu işin içine doğmuş, büyümüş, yetişmiş biri olarak zaten tiyatro tarafında yıllardır cari yapım tarafını üstleniyoruz. Bu tarafı da hep istiyorduk. Nasıl bir işle yaparız ederiz, başka projelerimiz de var düşündüğümüz. Bu da o projelerden biriydi. Sevdiğimiz bir iş oldu. İnşallah daha da fazla işler, güzel işler yaparız. Alışık, projeleri geliştirirken babası Kerem Alışık'tan da destek aldığını ifade etti. Sırada var mı güzel projeler? Oldu tabii, olmaz mı canım? Yani senaryosal anlamda, görüş anlamında hepsine her şekilde danışıyoruz yani. Ne yapsak tiyatroda da, sinemada da danışıyoruz. Her zaman da danışmaya devam edeceğiz. Sadri Alışık, son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisine rol alan babası Kerem Alışık'la beraber çalışmayı da çok istediğini dile getirdi. Çalışmak istediğiniz oyuncular var mı peki Kerem Alışık gibi? Babamla tabii ki canım yani. Zaten hep beraber babamla da projeleri beraber geliştirdiğimiz için güzel projeler üreteceğiz diye düşünüyorum. Kendi aranızda konuşmuş muydunuz hani baba seni oynatayım ya da sana? Yok öyle bir şeydi yani, bu farklı bir bizim geliştirdiğimiz bir projeydi. Öyle oluştu. Babam çok yoğun. Babam hele o dönem dizi devam ediyordu, Adana'daydı falan. Zaten onunla hep konuşuyoruz, görüşüyoruz bir şey. Çok isteriz yani yapmak beraber. Peki o zaman hayırlı olsun diyoruz. Çok teşekkürler, ayağınıza sağ olun. 2 yıl sonra vizyona giren filmin başrol oyuncusu Berat Efe Parlar duygularını anlattı. Filmimizi çektikten 2 yıl sonra çektiğimiz yerde ekibimizle beraber olmaktan duygulandım şahsen, ben kendi adıma konuşmam gerekirse. Biz çok güzel bir film çektik, eğlenerek çektik. Arkadaşlarımızla beraber çok güzel dakikalar geçirdik. Çok güzel bir ekiple çalıştık. Kamera arkasında emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Çocuklarla ilgili çok az içerik üretildiğine dikkat çeken filmin oyuncularından Gürgen Öz, kızını izletebileceği bir iş çektiğine vurgu yaptı. Çocuklarımızın gecesi. Onlarla beraber, hep beraber eğleneceğiz, izleyeceğiz. Çocuklar için içerik yeterince üretilmiyor ne yazık ki ülkemizde. İyi örnekler var ama yeterli değil. Çocuk kitapları için de böyle, animasyonlar için de böyle, çizgi filmler için de böyle. Çünkü
ülkeyi ileri getirecek olanlar çocuklar. Çocukların ufkunun, hayal gücünün gelişmesi de böyle nitelikli projelere bağlı. Ben baba olduktan sonra daha bir ilgilenir oldum tabii ne var ne yok içerik olarak. O yüzden benim de ileride kızıma göstereceğim keyifli bir film yaptık çocuklar için.